Piramed Efendi şenlikleri vesilesiyle bir araya geldik. Öncelikle emeği geçen herkese, bugün buraya katılarak bizi onurlandıran siz değerli hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Etkinliklerimizin hayırlara vesile olması temennisiyle hepinize saygımı ve sevgimi iletiyorum. Tabii 26 Ağustos Sayın Hocamın da rektörümüzün de ifade ettiği gibi Anadolu'nun Türklere açıldığı kapının açılış tarihiyle beraber başlayan önemli bir dönüm noktası. Türk milletinin birçok zaferi kazandığı Ağustos ayının içerisinde önemli bir hafta. Bizim için de bu topraklar için de en önemli tarafı zafer haftasının başlangıç tarihi olması. Afyon'da başlayan ve 30 Ağustos'ta Kütahya'da büyük bir zaferle sonuçlanan haftanın yıl dönümünde 27 Ağustos tarihinde böyle bir etkinliğin zafer haftası kutlamalar içerisinde yer alıyor olması da ayrıca önemli. Çünkü Türk İslam medeniyetinin önemli halkalarından birisi olan Hacı Bektaşi Veli kültürünün bu kültürden ayrılacak hiçbir tarafı yok. İşte bugün buradayız, dün buradaydık, yarın da inşallah burada olmaya devam edeceğiz. Ben katılımlarınız için hasreten bugün burada bizi yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Dernek Başkanımızın ve Oktay Dedemizin de ifade ettiği gibi bu kültürün yaşatılması hepimizin boynunu borcu. Ben 2019 yılında belediye başkanlığı seçildiğimde ilk törende burada içimi acıtan bir manzarayla karşılaştım. Burada ne Kütahya Valiliği'nin ne de Kütahya Belediyesi'nin bir ismi yoktu. Bir komşu ilimizin belediyesinin katkılarıyla o program düzenlenmişti. O gün dernek başkanımıza söyledim. Bundan sonra bu topraklarda sadece Kütahya'nın adının geçmesi gerektiğini, Kütahya Belediyesi'nin ve valiliğin, özel dairemizin bu güce sahip olduğunu ve bundan sonra eğer kendileri de uygun görürse bu etkinliklere ev sahipliği yapmayı görev edindiğimiz o gün söylemiştim. O günden bugüne elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Rektörümüzün biraz önce ifade ettiği, valimizin de belki biraz sonra kendisine evet bu görevi size verdik hocam diyeceği etkinlik olursa onun için de biz de görev alırız. Burayı bir dahaki törenlerde belki çok daha farklı bir manzarada inşallah görmüş oluruz. Ben bir kez daha törenimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet olun diyorum. Piramed Efendi şenlikleri vesilesiyle bir araya geldik. Öncelikle emeği geçen herkese, bugün buraya katılarak bizi onurlandıran siz değerli hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Etkinliklerimizin hayırlara vesile olması temennisiyle hepinize saygımı ve sevgimi iletiyorum. Tabii 26 Ağustos Sayın Hocamın da rektörümüzün de ifade ettiği gibi Anadolu'nun Türklere açıldığı kapının açılış tarihiyle beraber başlayan önemli bir dönüm noktası. Türk milletinin birçok zaferi kazandığı Ağustos ayının içerisinde önemli bir hafta. Bizim için de bu topraklar için de en önemli tarafı zafer haftasının başlangıç tarihi olması. Afyon'da başlayan ve 30 Ağustos'ta Kütahya'da büyük bir zaferle sonuçlanan haftanın yıl dönümünde 27 Ağustos tarihinde böyle bir etkinliğin zafer haftası kutlamalar içerisinde yer alıyor olması da ayrıca önemli. Çünkü Türk İslam medeniyetinin önemli halkalarından birisi olan Hacı Bektaşi Veli kültürünün bu kültürden ayrılacak hiçbir tarafı yok. İşte bugün buradayız, dün buradaydık, yarın da inşallah burada olmaya devam edeceğiz. Ben katılımlarınız için hasreten bugün burada bizi yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Dernek Başkanımızın ve Oktay Dedemizin de ifade ettiği gibi bu kültürün yaşatılması hepimizin boynunu borcu. Ben 2019 yılında belediye başkanlığı seçildiğimde ilk törende burada içimi acıtan bir manzarayla karşılaştım.
Burada ne Kütahya Valiliği'nin ne de Kütahya Belediyesi'nin bir ismi yoktu. Bir komşu ilimizin belediyesinin katkılarıyla o program düzenlenmişti. O gün dernek başkanımıza söyledim. Bundan sonra bu topraklarda sadece Kütahya'nın adının geçmesi gerektiğini, Kütahya Belediyesi'nin ve valiliğin, özel dairemizin bu güce sahip olduğunu ve bundan sonra eğer kendileri de uygun görürse bu etkinliklere ev sahipliği yapmayı görev edindiğimiz o gün söylemiştim. O günden bugüne elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Rektörümüzün biraz önce ifade ettiği, valimizin de belki biraz sonra kendisine evet bu görevi size verdik hocam diyeceği etkinlik olur ise onun içinde biz de görev alırız. Burayı bir dahaki törenlerde belki çok daha farklı bir manzarada inşallah görmüş oluruz. Ben bir kez daha törenimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet olun diyorum. Semahlar kabul. Hayır Hazretleri. Sihirleriyle aramızda.